Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Utku ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Sıkı takipçiler hatırlayacaktır. Daha önce 5 serisi çekmiştik. Tabii bir buçuk iki sene oldu. Covid girdi araya falan ama... İşte fiyatları da değişti onun. Tabii ilan başlarının bir üç katına çıkmış olabilir ama bugün yeni bir BMW ile... araca yakışır bir şekilde kıyafetlerimizle Polat Kasa ile beraberiz. Sürekli beraber BMW çekiyoruz. Denk geliyor. Özel bir şeyimiz yok ama bugün vadinin eski günlerine geri dönüyoruz. İstiyorsanız lafı uzatmadan GoPro açısına geçip bir arabayı böyle bir etraftan dolaşalım. Zaten içine geçtikten sonra bayağı bir detaya gireceğiz. Uzun bir video olacak. Ama önce sadece ölüler görür. Evet arkadaşlar, GoPro açısına geçtik. Utku'ya doğru yönelelim. Aracın önünden başlayalım istersen. Aracımız 2000 model. Aynen öyle. 2000 model ilk çıktığı dönemler zaten. 99 lansmanı yapıp 2000 model olarak çıkmış olması lazım. Öyle hatırlıyorum hepsini. Amerika'da üretiliyor X5'ler o zaman. Hala olduğu gibi. Asıl pazar zaten Amerika. Ülkemize artık maalesef gelmiyor bize. Aynen öyle. Ek vergiler geldi Amerikan ve Meksika otomobillerine çeşitli dönemlerde. Artık bunlarla idare ediyoruz. Bu makyajsız versiyon kimine göre en güzel, kimine göre makyajlısı daha güzel. Ama E46'daki makyaj operasyonunda da hepimizin dediği bir Bimmer'ların şey vardı, hani çekik gözlü Alman olmaz diye. Biz bunu biraz daha çok seviyoruz. İşte böbrekler daha küt, farlar daha köşeli, daha karakteristik BMW duruşu var. Makyajla beraber ön tampon, farlar, böbrekler, kaput değişiyor. Halle çamurluklar da farklı. Onun dışında makyajla beraber dışında çok majör bir değişiklik yok. Bir de bu araçlarla ilgili bir M-Sport karmaşası var. Bizimki M-Sport değil şu an. Değil. M-Sport araba inanılmaz az ve açıkçası pek güzel değil. M-Sport'larda kimsenin aslında görmediği bir durum var. Dodikler çok daha geniş ve buradan itibaren geliyor. Normalde X5'in alt plastikleri, dodikleri mat siyah olur. Onlar gövde rengi kuşak şeklinde geçiyor. Ön tampon bambaşka. Arka tamponun altı eski fiber tamponlara ya da E60 M5'lerin, daha doğrusu M-Teknik'lerin arka tamponunu andıran bir difüzör yapısı var. Haliyle biraz zevk meselesi. Yani bence ya o dönemin modifiye anlayışı ya da tuning anlayışı, aksesuarları biraz daha günümüze göre böyle nahoş keko kalıyor ya da beğenmiyoruz. Onlardan biri. Ancak Türkiye'deki X5'lerin %90'ı ve bu araçta da olduğu gibi spor pakette gelir. Spor pakette araçlarda rekaro koltuk oluyor. Tavan döşemeleri siyah oluyor. 3 kol direksiyonlar geliyor. Bu arabada spor paket üzerine ısıtmalı direksiyon opsiyonu da olduğu için 4 kol ama ısıtmalı bir direksiyonumuz var. Bir de bazı var. Araçlarda galiba böbreklerde gri oluyor. Bizde şu an. Evet. Chromeline araçlarda böbreklerde mat, satin gümüş boyayı görüyoruz. Bir de cam etrafındaki çerçevede, bu arabada spor paket olduğu için piano black. Onlar da camın etrafındaki krom, mat gümüş ya da krom çizgi oluyor. Jantlar yine 19 herhalde değil mi? Evet, jantlar 19, 4-6 IS'lerde çıkan jant. Onlarda 20'si var. Biz bunda 19'unu kullandık. Aldığımızda yeni kasa X5'lerde bulunan 20 jant vardı üzerinde. Çok yoruyor arabayı. Bir de ebatları da 275 önde, 315 tabii, arkada mıydı? Aynen öyle. Biraz yoruyor. Ya bir de bazı arabalarda bir şeyin fazla zorlama durmasından hoşlanmıyorum. Bu daha böyle tadında, ayarında güzel oldu. Herkesin neydi o? Dosta, güven, düşmana korku salan 4-4i. M62 2 motorlu aracımız. İçine geçin zaten, sesini de duyuracağız. Evet. Çok seven de var ama şu aralar nefret edeni biraz daha çok. Çünkü piyasada düzgün örneği kalmadı. Detayına gireceğiz içinde. Bu aracı alırken çeşitli şeyler yaşadık, konuşuruz. Onun haricinde arka tarafta makyajı değişen bir şey olmadı. 4-4'lerde tamponun altında 4 egzoz çıkışı var. Bizden önce bunu daha büyük krom bir uçla değiştirmişler. 3000i'lerde sağdan soldan tek çıkış var. 3000i'lerde egzoz yuvaları kapalı, aşağıdan çıkıyor egzozlar. Bagaj kapağı iki parçalı açılıyor bunlarda. Üstüne de oturabiliyorsun. Tabii ya, beni taşıyor. Yani ortalama 120 kilo herkesi taşıyor. Onun dışında yine bu araçlarda spor paketlerin çoğunda, daha doğrusu dolu otomobillerde bagaj üst barlar geliyor. İstiyorsan bir sesini duyurabiliriz. Olur. İçine geçmeden. Basalım. Kaplar iptal şu an. Geri kalanı zır stok. Sesi gayet yırtıcı. Kalıbına yakışıyor yani.
Yani zaten M62'nin en sevilen yerlerinden biri de sesidir. E39 M5'te. M5'in bazıdır aslında bu blok. Onda da S62 diye geçiyor. Ortak çok parçaları var. Zaten M otomobiller genelde BMW'nin klasikleşmiş, daha doğrusu çok sevilen, güvenilir makinelerin üzerine üst kurulu taraftan doldurularak yapılan nadide, güzel. Artık böyle motorların olmadığı bir dönemdeyiz. Geçelim istiyorsan içine artık. Detaylara da başlayalım. Aynen, yavaştan içine geçelim. Zaten yavaştan bir tünel de geliyor bu yolda. Sesiyle başlarız. Tüm detaylara doğru da gideriz. İçine görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, aracın içine geçtik. Hazır tünele de geldik. Bir aracın sesini de dinleyelim ilk. Şu an sadece katlar iptal. Aile babasının M5'i. Keyifli, ya da şey, böyle Polat alttan M5'i. Alttan. Ya makine dediğimiz gibi daha önce de S62 ile aynı makine aşağı yukarı olduğu için sesler benzer. Çoğu kişi 39 M5'e benzetiyor. BMW zaten bu tip motorlarda araçların egzoz sesinin de olmasına dikkat ediyor aslında. Çok sessiz arabalar yapmıyorlar. Ne çok abartı, ne böyle hani evet, çok da şey sessiz. Hı. Tam keyifli. 4-4 motorumuz var. Doğru. M62 TU-B44 diye bir motor var. Yani TU BMW'lerde birçoğumuzun artık aşina olduğu bir şey. Teknik update manasına geliyor. Kaba tabirle makyajlı. Çok mevcut olan motor diyebiliriz değil mi? Dizelin yanında. Tabii, yani dizele nazaran diyebiliriz. Dizel tam işte 2000'li yılların başında falan Türkiye'de dizeller, daha doğrusu düzgün seçenekli dizeller yayılmaya başladı, yaygınlaştı. Petrol fiyatları arttı derken bir dizel furyası başladı. İlk bu arabalar 4-4 geldi. Kimse hiçbir şey aramadan gayet güzel aldı. Sonra 3000 dizel çıkınca tabii bunun yakıt da yüksekti ona nazaran özellikle. Bir dizel popülaritesi başladı. Zaman içerisinde işte araç makyajlandı. Mesela ilk gelen dizeller 184 beygir, 5 ileri. Verimsiz de aslında gidiş yönünden de. Şöyle, o motor 39'da neyse tatlıydı. 46'da çok güzeldi ama şimdi tabii bugün kilo bakınca 3 litreden 184 beygir düşük. Ama hacim hacimdir. Ben her zaman bunu söylerim. Hatta 1-2 haftaya bir 2.5 veya 6 TDI A6 çekeceğiz beraber. O da keyifli. Kağıt üzerinde 150 beygir araba ama 200 beygir araba gibi gidiyor hacimden dolayı. O yüzden ben hacim severim. 3184'lük motor da bu arabada M57 D30 onlar. Biraz hantal kalıyordu. Kullandın mı ikisinde? Kullandım. 184'lüğü kullanalı bayağı oldu. 218'i daha yakın zamanda da kullandım. Ya bariz bir fark var. Gözle görülür ama şimdi X5'i kullananlar da standart BMW kullanıcısı gibi gazlayayım, oraya gideyim, carcur falan yapan insanlar değil. Genelde daha yaş grubu yüksek ya da benim gibi yaşı genç olsa da hani keyfen, sevdiği için alanlar çok var. Onlar ne motor olsa zaten bilinçli kullanıyor. Diğer insanlar da makul bir şekilde gittikten sonra böyle çok bir beklentisi yok. Yani aslında herkes memnun. Çok nadir böyle iyi arabasını dinleyen meraklı kıl kuyruk arkadaşlar çok memnun olmuyor 184'lükten. 218'likte 6 ilerinin de avantajıyla motorun makyajlanmasıyla daha kararında bir motor. Makyajdan sonra bizde de 6 ileri geliyor mu yoksa hep 5 ileri? Geliyor. ZF 6 HP 24 onlar, öyle hatırlıyorum. Bu arabada da 5 HP 24 var. E39'larda 3 kasalarda falan 5 HP 19 çıkar. Bu daha iyi bir şanzıman. Geçişler araziden ama yılına göre bayağı keyifli. Ya E60 testinde de bunu konuşmuştuk. Zaten ZF'in şanzımanları çok güzel. Kaç senesinde olursa olsun çok düzgün çalışıyorlar. Mesela 4 ileri önden çeker versiyonu Peugeot'un dizellerinde var. 4 ileri arabada bile 2000 HDI'lerde var ama yanlış anlaşılmasın. Onlar bile çok güzel. Problemsiz, vites geçişleri düzgün. Bu arabalarda da aynı şekilde. Ya ben şanzımanla ilgili hiçbir BMW'de şikayet ettiğimi hatırlamıyorum. Dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Özellikle 4-4 motoru tercih ederken. Evet, M62 dedik, bakınca dizellerden çok bahsettik. Doğru söylüyorsun. Bizim aracımız şimdi çünkü dizel değil. Dizel değil. 4-4'lerden bahsedelim. 4-4'lerin %80'i diyeyim, 90 deyip haksızlık yapmayayım, çok kötü durumda arkadaşlar. Çünkü bu arabalar daha eski dizellere göre ya da ilk çıkış tarihi daha önce bir kere yılların yorgunluğu var. 21 yaşında bir LPG
Ben LPG karşı bir insan değilim. Bu arabada LPG vardı, ben söktürdüm. Ayrı konu. Ama motoruna sıfır yaptık biz bu arabanın. Ama kötü montaj, kötü ayar zaten bir kere bitiriyor. İkincisi, bu arabalar yağa karşı çok hassas. 530, 540 yağ kullanması lazım. Türkiye'de 2008'lerde hala yetkili serviste 10-40 yağ kullanılıyordu. O yüzden arabaların da biraz öyle boynu büküldü. E38'lerde bu motor ilk geldiğinde yağ pompanın civatalarında bir gevşeme oluyordu. Çok çok erken kilometrelerde. Servis aksiyonlarıyla düzeltildi. Tabii BMW'lerin de bir yerden gitti mi zaten muhtemelen yataktan gidiyor ya da zincirden. Zincir demişken aynı zamanda bahsettiğimiz N47 2 litre dizellerde olan zincir probleminin bir farklı versiyonu bu araçlarda da var. Bu araçlarda da teoretik çok nadir kopma. Ya aslında zincir zaten ömrü olan bir şey. Çok nadir araçlarda ya da bu arabanın 6 silindir benzinlerinde çok uzun ömürlü. Bazı Japon gruplarında çok uzun ömürlü ama bu araba da değişim istiyor. Bu arabaya mesela zamanda yapmışlar her şeyini, arabanın zincirini değiştirmemişler. Zincir paletinin tortaları yağ süzgecinin ağzındaydı. Zaten bu arabaların çoğu ömrü gelmeden, hep bir arızadan dolayı motor yapıldı. Bunların hepsi de %100 kullanıcı ve yanlış usta hatası. Yağla da alakası var. Mesela yağın, şimdi her yağ artık tam sentetik diye geçiyor ama ne kadar olduğu da önemli. Çok güvenilir markaların sentetik oranı o kadar az ki. Bu sefer çok sıcak havalarda, çok ısındığında 100 bin kilometrenin üstündeyse araç sıcakta vanoslarına ses yapmaya başlıyor. Normal diyorlar, bu sefer vanos hep ses yapmaya başlıyor. Usta diyor ki geçen geldiğinde de bu ya. Vardı, yaptırma. Bu arabanın değişken subap zamanlaması var. Eksantrik millerinin ona göre, subaplar ona göre açılıp kapanıyor. Arabanın yazılımı vanoslu düzgün çalıştığı sistem. Vanos var sistem bu arada. Var. Arabanın yani engine management'in motor programında yazılım vanos olduğu, vanos varmış gibi çalışıyor araba. Senin vanosun bozulduğu zaman bu sefer zamanlama tutmuyor. Subap başka açılıyor ama yakıt başka geliyor falan derken güçten düşüyor sonra araba. Bu güzelim BMW motoru bir çöp haline geliyor. Ne yaparsan yap. Adam olmuyor. Motor yaptırıyorlar. Yine sorunun başlıyor. Başlar tabii vanosun bozuk. Yani aslında çok küçük şeyler çok ciddi şeylere sebep oluyor. Bu arabalara... Son motor yapmaya geliyor. Aynen öyle. Dönüyor, dolaşıyor. Başa dönüyor her şey. Zincirlerinin kesinlikle ben risk almamak adına 100-120 binde bir diyorum. Ya da aldığınız bir araba değiştirin bir kere sonra kafanız rahat etsin. Olsun. Paletleri kırılıyor bu arabanın. Kimileri tarak diyor. Bu zincir paleti kırıldığı zaman özellikle V makineye tam ortada crankbin üzerinde ters U şeklinde olan bir tane var. Bir de yandan dayadıkları var. Genelde U'nun üzerindeki kaplama gidiyor. O soyulduktan sonra kartın içine giriyor yağ tortusu. Tıkana tıkana yağ hayırlı pompası. İşler. Ha selamun aleyküm. Hop. Kaç lira olduğunu usta sonra yere. Böyle. Gel bakalım. Ya, aslında şöyle bir şey var. Ustalar böyle yapmıyor. Ustalar böyle yapıyor. V8 geldiği zaman. Daha geçen gün bir arkadaşımı aradım. Kanka M54 falan dedim. M54 değil M62. Ne diyorsun oğlum? Kaputu açtı. İndirdi. Çay var mı? Çay söyleyin dedi. Ben de mesleği bıraktım yani. Hakikaten daha öncelerde o kadar bozdular ki bu motorları. Ustalar yapmak istemiyor. Bir de BMW'cilerin büyük bir kısmı, kimseye kötülemiyorum yanlış anlaşılmasın ama bu motorda tecrübesi olan BMW ustası çok az. Haliyle herkes yaparım ederim diye 6 silindirlerin hepsi birbirine sonra benziyor ama V8 hiçbirine benzemiyor. Açan toplayamıyor. Bunun rektifiyecisinin de iyi olması lazım. Yani her rektifiyecinin de yapabileceği bir şey değil bu. O yüzden ustanızı da rektifiyeciniz de herkesi çok iyi ve doğru seçmeniz lazım bu arabalarda. Asla ve asla yan sanayi parça kullanmamak lazım. Özellikle motor revizyonu yapılıyorsa. Kesinlikle bir şey yoksa da bir yağ pompası alın. Bu arabaların yağ pompaları o kadar da böyle harika değil. Bir de artık yıpranıyor ve bu dediğimiz zincir değiştirilmediği için, tortuyla çalıştığı için için pompa aşınıyor. Bir de kilometreleri de artık çok yüksek arabalar. Yani yaşına yani, göre bakınca ya yaşına göre normal oluyor. Üstü oluyor zaten 200 bin üstü. Çok nadir 90 binde, 70 binde, 100 binde, 110 binde böyle biblo gibi kalmış arabalar var. Genelde zaten boş paket arabalar daha düzgün kalıyor. Bir de kilometre artık yani bu tarz araçlara takılmamak lazım. Zaten benimle ilgili bazı sevdiğimiz arkadaşlarımız, Berkay'ı bilirsiniz videolardan, o da çok söylüyor. Utku'nun kilometre takıntısı var. 300 binin altında araba almıyor diyor. Bu arabayı aldığımızda bir istisna oldu. 290 binliydi araba. Kanka diyor kilometresi ne kadar düşük diyor, hayırlı olsun. O sıfır araba gibi diyor, bak diyor yolda gidişe bak. Hakikaten öyle yani. Temiz arabalar genelde, istisnaları dışarıda bırakıyorum, yüksek kilometrelerden çıkıyor. Ya da kilometresi ellenmemiş ama yüksek kilometre arabayı ben alırım. Bu araba şu an 290 binde aldık. 294 binde.
biz aldığımız gibi sıfır motora kullanmaya başladık. Ben her yere gelip gidiyorum, hiçbir sıkıntısı kafamız yok. Kafamız rahat şu an. Ha, ama gerçekten V8'den o kadar çok ağzı yanan var ki video aldığında video sattığında sevineceksin. Valla ben gayet mutlu mesut biniyorum. Bu laf binen Range de çok Rover var. İçin de geçerliydi. O zaten Range Rover'la bunlar hala kızı olduğu için birbiriyle. Şimdi oraya da gelelim. Bahaneyle. Range Rover'ın da L322 kasa kodlu Vogue diye bilinen piyasada. Aslında araç Range Rover ama piyasada Vogue diye geçiyor. Donanımın adıyla kasayı anıyorlar biraz. Onlar da çok güzel araba. BMW, yani Land Rover grubunun, Jaguar grubunun BMW transfer olduğu dönemde doğan bir çocuk o. Daha önceki P38 kasa çok alakasız bir. Aslında P38 döneminde bir BMW ile flört dönemi başladı. Sonra zaten koptular ayrıldı. Dış dikiz aynalarına bakarsanız işte kadranlara baktığınız zaman bu araçlar yani X5 ile E53 ile L322'nin parçaları tamamen birbiriyle aynı. Tape'ler aynıdır. Gösterge içi, ya göstergeye baktın biraz farklı duruyor da şu gördüğün kağıdını değiştir, çerçevesini değiştir. Bildiğin zaten BMW göstergesi. Anahtarlar aynıdır. Motor, şanzıman, arazi şanzımanları aynı. Aslında sürüş bu arada dinamiğinde birazcık ayrılıyorlar aslında. Çok ayrılıyorlar. O tabii daha konfor odaklı, arazisi çok daha ön planda olan böyle güllü gibi bir araba. Şöyle şöyle. Hadi bakalım sağa geçelim, sola geçelim. Böyle davranan bir otomobil. Bu birazcık daha atik, yani sürücüyü de aslında mutlu eden bir araba. Tabii iş aslında gelince bu otomobilin de biraz ortaya çıkması, niye bu kadar sevildiği, efsaneleşmesi, hala birçok otorite arasında en sevilen X5 kasası olması biraz o döneme denk geliyor. Çünkü o dönem SUV dediğimiz zaman ya da büyük jeep dediğimiz zaman Grand Cherokee geliyor insanın aklına. Bir dönemde Mercedes'in ML vardı. Çok tipsiz bir araba, çok çirkin bir araba, çok ciddi zamanda problemleri olmuş bir otomobil. Aralarında en güçsüz ama bu kalıyor galiba, değil mi? En güçsüz listede motor gücüne bakarsan. Şöyle, onun da çok daha güçsüz versiyonları var. Aslında en optimal güç de bu arabada. Yok şey olarak bakarsak, bunun 4.8'i bile onun ML55'inden daha güçsüz kalır. Ha tabii ya, yani biraz da Amerikan tarzı takıldığı için Mercedes hacim var, güç var ama performans olarak 4.6'sı bile ondan daha hızlı bir otomobil bu. X5 açısından konuşuyorum. Şöyle, Grand Cherokee var. ML var. Bir de o dönem P38 var. P38 de işte kendi grubunda, kendi ekolünde bir şeyler yapıyor. Ama bir pazar yükseliyor. Sürekli olarak bir SUV beklentisi var. İşte o dönemde BMW hiç böyle bir otomobil tecrübesi yok. Land grubunu kendi içine dahil etti. O onun dört çeker nasıl diyeyim, güzelliklerinden, meziyetlerinden Land grubunun faydalandılar. Ortaya çok güzel bir araba çıktı. Bu arabaya baktığınız zaman BMW'nin o dönemde en sevilen otomobillerinin kırması bu. Mesela 5 kasadan var, 7 kasadan var. Ha, 7'den var, 5'ten var. 7'den çok az var ama 3'ten çok var mesela ilginç bir şekilde bu arabada. Koltuklar 3 serisi. E46'larda da sedanlarda ve farklı donanımlarda bir sırtı düz olan ama ciddi destekleri olan bir rekor var. Bir de daha spor sırtı olan var ama koltuklar tamamen E46 koltuğu. Koltuklar bir de çok rahat. İnanılmaz uzun rahat. Yolda yani. Yani baldırı desteği, osu, busu her şey var. İç kapı kolları ve kapı trimlerinin yapısı E46 ile aynı, far açma E46 ile aynı. Kollar zaten birçok otomobilde birbiriyle ortak gidiyor. Onlar 46-39 aynı. İşte klima paneli 39'dan, T46'dan, gerçi 39'a da o tape geldi. İşte direksiyon ikisinde de aynı. Yani içine baktığınız zaman zaten BMW grubunda da bir müşterilerde bir sadakat olduğu için bir BMW'den öbür BMW'ye geçtiğiniz zaman çok acayip bir şeyler karşılaşmıyorsunuz. Ve direksiyon ısıtmamız da var. Evet, bu araba arabanın içindeyken söylemiştik aslında onu. Bu araba spor paket olduğu için 3 kol direksiyon olması lazım. Halk arasında çatal diye tabir edilen 46'lı kupelerde de çok çıkar. 6 çiz çizgili bu pakette de ahşap gelmesi gereken direksiyon olması lazım. Ancak bu arabanın üzerine bir de direksiyon ısıtma opsiyonu alındığı için bunda yine 4 kollu bir simit var. Bir de bu araç Kanada versiyonu arkadaşlar. Yani Amerikan versiyonu da diyebiliriz. Ancak bu araç Türkiye'den sipariş edildiği için araç, kadranımız normal, kadran kilometre, burası Celsius, Fahrenheit değil, sonradan çevirme değil kesinlikle. Aracın şasi numarasından girdiğiniz zaman ETK'dan hepsi dökülüyor. Bu nedenle de işte ısıtma var, direksiyon ısıtma var gibi gibi detaylarımız var. M paket olarak gelseydi direksiyonla farklı oluyor muydu? M direksiyon ayılarda var mı yoksa? Spor pakette 3 kol geliyor, M direksiyonda gerçek M'i aslında bu arabanın, farklı bir yere de değinmiş olalım, IS serisi. Tamam. 4.6 IS'ler ve 4.8'ler, o da IS diye geçiyor. Zaten makyajın 4.6, 4.8'e geçiyor. Yavaş motor yavaş tamamen değişiyor. SUV M'ler gelmeye başlıyor ama aslında bu kasada
Yok. Yok. Kadranına baktığınız zaman otomobillerin E39 M5 kadranı var. BMW bu araçlara da bir M yapmak isteniyor ama o zaman markalar çok daha ilkeli olduğu için, köklerine sadık oldukları için, bu kadar küresel krizler olmadığı için 4 çeker bir M otomobil asla olmayacak deniyor o gün. Şu an kumandalı işte yok oradan bas 4 çeker, burada bas 2 çeker. M5 bir artık X-Drive oldu. Yani, aslında güzel Allah'tan, bir şey oldu ama. Yani Allah'tan seçebiliyorsunuz arkadan itiş opsiyonunu hala. Ben hala 4 çeker M'e karşıyım ama artık markalar birbirleriyle ve gençler böyle mekanik ruhu kaybedip ya da bazı otomobil otoriteleri hangisi pistte nasıl dönüyor, ne kadar saniye yapıyor. Süreyi nasıl çıkarırız işte. Ya iş buna geçti, biraz lezzeti bıraktılar artık. O yüzden mecburen günümüz şartlarına 4 çeker de geldi. Bu araçların döneminde de asla 4 çeker bir M otomobil olmayacak ve olmamalı dendiği için 4.6 IS ve 4.8 ISR M badge yok bu arabalarda. M adlandırması yok. 4.6 Alpina ileydi ama galiba. Evet. Ya bu M62 2 kodlu motorlarda 4.4'ün üzerinde yoktu. Alpina E39 için bir makine hazırladığında 4.6'yı yaptı. BMW de bu aracın aslında motoru Alpina'dan aldı. Böyle de güzel bir detayı var. 4.8'lere geçerken 4.4 ve 4.8 artık M62 değil N62. Koduna geçti, bambaşka bir motor. Sesleri de farklı. O daha muscle car gibi. Daha gür 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 çalışır. Tork da yüksek onun. 500 tork. Çok torklu bir makine. O otomobillerde BMW'nin en kodlu benzinlerinin ilk çıktığı zamanlar çok ilginç problemler oldu. Ben 6.45'te aynı motoru 434 bin kilometrede kapak açmamış şekilde bindim, kullandım. Çok da düzgün bir arabaydı. Hiçbir problem yoktu. Ama 100 binde motor yapıp, 3 kere motor yapıp adam olmayan az ben N62 X5'te gördüm. Motor aldılar, yine olmadı. yine olmadı. Sürekli olmuyor araba. Bir de rektifiye fiyatları da bayağı oynuyor değil mi iki araç arasında? Yani tabii fiyatlar ülkemizde sürekli değişiyor. Kurla alakalı bu işler biraz ama yani geçindirmek o iki arabayı bambaşka ligde. Hiç alakası yok. Bu motor M62 o kadar uzun yıllardır farklı türevlerde farklı parçaları kullanılıyor ki artık orijinalinin bile fiyatları çok uygun. Tamam, sandık motoru yetkili servisten almaya kalksanız yine acayip rakamlar çıkar da yani 40 bin lira ile 50 bin lira arasında bir M62'yi A'dan Z'ye pırıl pırıl şekilde orijinal parçalarla rektefe edebilirsiniz. Tabii başka bir şey çıkar, krangınız da arızalıdır. Başka bir şey ödersiniz. Kapak alırsınız bambaşka. Ben aşağı yukarı bir şey söylüyorum size. Ama ben N62 bir 735'e parça fiyatı topladım. 20 bin lira sadece subapları. 40 bin lira arabanın pistonları. Çok ufak bir iki eksiyle beraber 205-206 bin lira malzemesi tuttu. 20 bin İşçilik lira sadece. Var. Hani rektifiye var, daha eksikler çıkacak. İnanılmaz bir fark var arada. Hayır, o motorun çıplak sandığını almaya kalkarsanız o da 230 bin liraydı zaten. Ben her zaman tamirattan yanayım ama sıfır orijinalini de alabiliyorken ve yakın rakamda tabii ki de al orijinalini. Sıfır almak daha mantıklı oluyor. Onun dışında bu otomobilin kronikleri aslında kronik değil de herkes de bozuk olduğu için kronik olarak geçen şeylerden biri Vanos. Vanos'un içinde kauçuk, teflonlu ya da viton denen malzemeden o-ringler var. Bunlar yağ tutmaya da kendi özelliğini yitirip kuruduğu zaman sesli çalışmaya başlıyor. Çekiş etkiliyor. Tüm BMW'lerde, benzinli BMW'lerde olan bir şey bu. Vanos tamir kiti olarak mı? Tamir kiti bu arabalar için Türkiye'de yok. 8 silindirlere, M62'lere. Yurt dışında çok var. Getirme imkanınız varsa alabilirsiniz ama tamir olduğunu bilen usta da yok. Olmaz. 6 silindirle tamamen başka bir Vanos yapısı oluyor arkadaşlar. Yani isteyen varsa ya da meraklıysanız ustanıza söktürün. Sonra Bayesian System diye Amerikan firması var. Size tek tek hangi civatayı nasıl sökeceğinizi gösteriyor. Çok yani gerçekten 1-2 saat uğraşıp söküldükten sonra 1-2 saat bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Kendiniz bile yapabilirsiniz yani. Olmayacak bir şey değil. Zaten olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Her şey bir şekilde olur. Bu arabayı biz yaparken kapaklarını daha önce taşlamışlar. Ben bile yapılan işleri çok beğenmedim. Sıfır kapak, ya daha doğrusu sökme kapak aldım. Sıfır ayarını hiç taşlanmamış. O yüzden de bir problem yaşamadık otomobilde. Mesela Land Rover Gurbi'de demişken aynı bu M62 2B44 makine. Kapak mı farklı ondan? Land Rover grubunda da var. V322'lerde çıkıyor. Onların kapak numaraları farklı. Bildiğim kadarıyla EGR'nin yapısından dolayı bu iki otomobil
motor aynı görünse de EGR'lerin farklı olmasından dolayı silindir kapakları da farklı V8'de. Tabi yazılımları farklı oluyor, öyle ufak tefek detayları var. Ama ben bu otomobilin genelde kimse arazide kullanmaz ve arazisinin çok kötü olduğu söylenir. Arkadaşlar 17 jantlı X5 bulmanız o kadar zor ki. Hepsi ya 19 ya 20. Neredeyse o dönemlerde süper sport otomobillerde kullanılan ebatlar olduğu için hep aşırı sportif pist ya da asfalt lastiği var bu arabaların üzerinde. Şu kadar diş var. Bu araba zaten nasıl gitsin arazide gelecek zeminde. Ama bir iki tane yani daha doğrusu 5-10 tane gördüm manyak var. Özellikle Amerika'da AT çok var. Baya 17'ye çok ciddi oranlarda AT takıp yükseltip muhafazalar falan baya arazi yapan var bu arabayla. Ben şaşırdım. Çünkü performans ve çekiş yol tutuş maksadıyla aktarma oranları güzel bu otomobillerin. Hani o dönemde herkes önden çeker ağırlıklı lazım oldu mu arkaya ya da ortadan Grand Cherokee gibi kitleye devam ediyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam 60'a 40 olması lazım günlük kullanımda. Anladım. Bu X-Drive'in ilk versiyonu aslında. X-Drive değil adı. Hani 4 çeker diye geçiyor. Biraz daha mekanik. Hatta problemlerinden birini konuşurken 4 çekere geldik. Oradan da başka bir şey anlatayım. ABS lambaların hepsi yanıp bir de başında şu kırmızı el freni lambası yanıyorsa. Şu an arkadan itişim alıyoruz. Kırmızı lambada yanıyorsa 4 çeker şanzımanın, arazi şanzımanın üzerindeki elektrik motoru arızalı. Komple arazi şanzımanı alınmanıza gerek yok. Araziyi söktürün ya da üzerinden motorunu alın. Zaten içinde plastik dişliler var. Çok basit bir şey. Cam motoruna benziyor. Bir elektrikçi de ya da eli yatkınlar kendi de yapabilir. Zor bir şey değil. BMW olmasının verdiği avantajlardan bir kısmı da aslında yedek parça. Her yerde malzemesi var ve fiyatları rakibi birçoğu otomobile göre bence daha makul. Ya benim millet M62 parça bulamazsın. Her şeyini buldum. Hiçbir şeyini beklemedim. Ha çok komik bir şey olur. Mesela geçen gün ne oldu ya? Bagaj amortisörü yoktu. Abi bekledim. Gelir depodan ha. Onu da bekle yani. O dert değil. Motor malzemesinden hiçbir şey beklemedim. Yağ pompası bile stokta vardı. Olmayan şey de zaten depodan ertesi gün geliyor. O yüzden ben bu otomobillerden korkulması taraftarı değilim. Korkulacak şey kötü otomobil. Kötü İçinden bakılmış. İçinden geçirmiş zamanda. Ha. Ya adam hayatında BMW görmemiş bu arabaya motor yapmaya kalkıyor. Ben gördüm transit servisinde ya bildiğimiz Ford transit servisinde bu arabaya zincir yapmaya çalışıyorlar. Ne oluyor sonra araba çekiciyle sanayiye geliyor. Abi bu olmadı bizi kurtar. neden olmadı hani biri bir de bir düşünsün biraz bunu. Bilen adam yapmasa olacağı bu. Sürüş hissiyatına gelirse 80. araba nasıl? O yıla göre değerlendirmek gerekir tabii. Ya ben bugüne göre de değerlendiririm. Çünkü bu otomobiller daha doğrusu bu yılda üretilen özellikle premium ya da iyi otomobiller. Eğir makyajda mı geliyordu bunda yoksa arkaya eğir geliyordu? Bu arabanın arkasında eğir var. Bu arabanın arkası körüklü. Önler helezon. Opsiyon olarak arkaya körük geliyor bu modellerde. Makyajdan sonra 4 tekerlekte de körük geliyor. Bu arabalarda self-leveling control diye geçiyor. Arabanın sürekli arkasını bir seviyede tutuyor. Ya da arazide çapraza geldiğiniz zaman mesela arka lastiğin birini bir kaldırıma çıkardığın zaman lastik böyle durur ama tavana baktığın zaman daha düz. Yani şöyle duracağını böyle durabiliyor araba. Onu ayarlıyor. Körükleri çok maliyetli değil bu arabanın diğer otomobiller gibi. Körüğünden de korkulmaz. Makyajla beraber far kumandalarının yanına bir inip kaldırmak için düğme giriyor. Bir de bagajın içine yükleme işini aşağı almak daha için. Daha basit oluyor yüklemek geliyor. Için. Sürüş hislerine gelirsek bu arabanın ön takımı E39 ile aynı. E39'un da ne kadar güzel bir sürüş dinamiklerinin olduğunu anlatmaya gerek yok. Tam bir uçan alı. Bu arabada onun yükseği birazdan daha yüksek hızlara da çıkarız. Yani 110 ile nasıl gidiyorsanız 210 ile de bu arabayla aynı gidiyorsunuz. Hiçbir fark yok. Aynı keyfi alıyorsunuz. Dingin bir sürüşü var ve hakikaten bir tek eleştirebileceğim şey bu arabanın 4 kol E39 ile aynı tatsızlık var. 4 kolun direksiyon simidi çok büyük ya. Ya dümen gibi çevir Allah çevir ya da çevirmesen de şu iki elinizin arasındaki mesafe çok açık olduğu için çok böyle seri hareketlere gelmiyor. Hoş bu arabada zaten öyle seri bir harekete de gerek yok ama. Virajda yatma var bak, çok. Bu arabada bir BMW kullandığınızı fark edebiliyorsunuz. Virajlarda yatma nasıl diyeyim? Otomobiline göre yok. X5 olduğunu fark ederse ya arabanın bir SUV olduğunu göz önüne alırsak bu arabada herhangi bir bence yatma yok. Onun haricinde şöyle biraz ses çıkartmak güzel. Sıkalım. Sesi duyunca kafam karıştı. Üstü
130-140'tan sonra ince bir rüzgar sesi, o da aynalardan zaten. Rüzgar sesi geliyor, şu an sunroof perdemiz açık diye ses oradan geliyor. Çekimi de çok etkilemeyelim, biraz yavaşlayalım, rüzgardan duyamazsanız. Evet, sürüş işleri diyorduk ya, BMW kullandığınızı tamamen anlıyorsunuz. Gözünü kapat bindirsin, önünde de arkasında da bu araba BMW dersin. Ve BMW'nin geleneklerine sadık bir şekilde bu araba segmentine göre inanılmaz bir dinamizm sunuyor. Oto Motor Sport muydu yoksa bir Alman kanalında, ha Motor Vision D'de hepsinin test ediliği. Hepsinin testinde mesela bu arabanın 4.6 AS ile Cayenne S'i karşılaştırıyorlar. Porsche'de çok hızlı bir otomobil zamanında yapıldı ki bu daha ya çok daha yaşlı kalıyordu aslında Cayenne'e göre. Orada bile slalomda Cayenne'den 4 tekerlekli körüklü bir Cayenne'e göre çok daha iyi sonuç veriyor. Gerçekten dinamizm olarak çok ciddi bir seviyede. Zaten X5'e binenlerin çoğu ya da beğenmeyenlerin hepsi X5'in sertliğinden şikayet ederler. Çok sert araba, kütük gibi araba, bu kadar sert jip mi olur? Bir noktada evet, bu E53'lerin spor paket olanları gerçekten sert arabalar. Ha, bence keyifli. Ama bizim otomobilimiz Amerikan versiyonu olduğu için o kadar sert değil. Hatta bana inanılmaz yumuşak geliyor. Bir viyadük olur, bir alt geçit olur, gösterin. Ben beşik gibi sallana sallana bir gidiyorum bu arabada. Bir tık sert olması gerekiyor ki yani o sürüş dinamini sağlaması için. Tabii canım, şimdi ben buradan böyle çevirdiğim zaman ters geldikten sonra arabanın yumuşak olmasının hiçbir anlamı yok. Zaten X5'in zamanında çok büyük sükse yapmasının sebeplerinden biri de işte BMW otomobili olanlar daha prestijli olmak için ya da daha geniş bir otomobil için buna geçti. Onunla çok hızlı gitmeye, performanslı kullanmaya, yüksek hızda viraj almaya alışkın adamlar başka bir SUV'ye geçince ya devriliyorlardı ya da yan geliyorlardı. Buna binince bambaşka bir dünyaydı bu onlardan sonra. Çok dinamik bir otomobildi. Çok sevildi. O yüzden çok tutuldu. Çok yakışıklı bir araba. Bu kadar iri olmasının yanında çok zarif bir tasarım var. Hantal durmuyor. Bir de özellikle bizim ülkemizi dizi filmleriyle sevdik. Zaten kılığımızdan yok. Arabanın adı sanayi ya, internetten yedek parça siparişi verirken 53 yazıyorsun çıkmıyor, Polat Kasa X5 amortisör yazıyorsun, Polat Kasa diyor, PLT34'ün fotoğrafı var. Yani bu arabanın hala bu kadar sevilmesinin, bu kadar tutulmasının en büyük sebeplerinden biri o. Memati Kasa yazıyorsun Google'a, E90 çıkıyor. E90'ın da Türkiye'de bu kadar meşhur olmasının sebeplerinden biri de aslında odur. O çirkin makyajsız kasa E90'lar hep arka o suratına stopu. Rağmen sevilmesinin sebebi önü de tipsiz arabanın. Japon çizmiş, Japon arabası gibi zaten. Kore BMW'si diyordu herkes ona. Oradan gitti. Ya bu arabaların sevilmesinin sebebi de aslında hakikaten diziler, filmlerdir. Zamanında Nissan Pathfinder'da Deli Yürek'le beraber Haydar İnna diye meşhur oldu. Biz de burada sabahtan beri birbirimize usta sıkayım mı diyoruz. Cevat zaten saçları uzattı, Abdülay Çaban gibi oldu. Göreve gidiyoruz. Mesela aklıma geldi şimdi alakasız, kapı kollarına bu arabaların problem olur. Dış kapı kolları çok sert açtığı zaman da o gerçekten bir X5 kronik arızasıdır. Kapı kilidinin gövdesi alüminyum. İçinde sert bir yay var. Kapı kolunu çektiğiniz zaman kilidi bırakıyor, kolu yerine alıyor. Kapı kolu yerine alüminyum, mi kalıyor? Keşke yerinde kalsa. Çekiyor çekiyor açılmıyor. Asıl mesela pat diye açılıyor düşen var. Alüminyumun gövdesi esnediği için yay istenen gerginliğe gelip attırmıyor kilidi. Çok maliyetli bir şey değil yani. Bu arabalar için hatta maliyet bile değil. Bu da aklımıza gelmişken söyleyelim. Onun dışında yakıt tüketimi nasıl 4.4'ün? Burada kesebiliyor muyuz? Ya işin esprili tarafı, tabii ki de bu araba az yakmıyor. Bazı kondisyonlarda kendine göre çok az yakıyor. Onun haricinde çekime başladığımızdan beri mekan ararken 100 lira da aldık arabaya. Yani neyi anlatalım? Şöyle söyleyeyim. Şehir içi uzun yol değerlendirirsek. Şöyle, makul bir şehir içi ama gerçekten çok kısa mesafe kullanıyorsanız 17 litre ortalama tüketim var bu arabanın. İstanbul trafiği ayarında İzmir'de de artık trafik oluyor. 20 litreleri görüyorsunuz ama 20-21'ler... çok ekstrem kondisyonlarda klima açık falan görülür. İş çıkışı trafiklerine böyle. Aynen öyle. 1,5 saat durakta kalırsan yakıyordur o kadar. Ben hiç açıkçası hesaplamadım. Sıfırlayıp da bir yere gitmedim. Çünkü uzun yola gidince keyfim istediğince ya basıyorum ya çok sakin gidiyorum. Şehir içinde zaten neyine bakacaksın sapıtıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ben mesela depoyu doldurdum. İzmir'den Çeşme'ye gittim. Ve bunu 110 ya da 140 gibi makul hızlarda yaptım. Sakin olarak. 9 litreye düştü.
ben hiç ibra oynamadan Çeşme'ye gittim. Dönüşte de oynamadı. Bir böyle artık şehre geldiğim zaman, bilenler bilir, İzmir'e böyle çok az kala, 20-25 kilometre kala bir istasyon var. Daha orada hafifçe düştü. Depomuz da büyük ama galiba, değil mi? Ya o konuya hiç girme zaten arkadaşlar. En son videolarda ben bekar ve uzun saçlı bir arkadaşınızdım ama artık evliyim. Düğünden önce dedim bir depoyu doldurayım da çeyrek deponun üstüne var. Zaten yakıtlar litre olarak yazıyor. Çeyrek dediğim yer işte 20 litre falan. Araçta 22 litre yakıt varken depoyu full giyeyim dedim. Tutsa 350-400 lira alır. Aldı, alıyor. Ben pompaya bakıyorum, kapıyı açıp kontrol açtım, arabaya bakıyorum. Hala doluyor. 92 litre yakıt deposu var. Ben mesela bir 40 litreye kadar olan kısmını sadece uzun yolda kullandım. 600 kilometre yakın yaptı. İnanılmaz bir değer bence. Ama geri kalanı mesela şehir içinde dur kalktı 150 kilometre de bitti yani. O yüzden şehir dışı ile şehir içi makası çok açık. Bu aslında bir noktada şuna da geliyor. Gerçekten arkadaşlar güçlü motorlu araçlar ya da güçlü otomobiller az yakıyor. Uzun yolda. Kendine göre. Ediyor. Evet, yol açık olduktan sonra ya şehir içinde olsun 70 sabit gidin, bu araba 6 litrelere anlık tüketimi düşüyor. Ben mesela gecenin bir saati işte Balçova'dan yani Narla Folkart'ın oradan çıkıyorum, Bornova'ya gidip geliyorum. Hiç yakıtı birisinin oynamadan geçen gittim geldim mesela. Ama gün içerisinde trafik yoğun olsun. Bir trafikte git 100 lira bitiyor yani. Tabii şu an böyle rakam olarak TL olarak konuşunca iyi, bizim insanımız onu daha kolay alıyor ya da abi 1 lira yakıyor. Arkadaşlar şu an 1.6 araba da 1 lira yakıyor. Benzin neredeyse 8 lira oldu. Zaten 12 litre yaksan bir alakası 1 lirayı deviriyorsun. O yüzden bu arabanın 2 lira yakması da normal ama ben 2 lirayı bir kere falan herhalde tespit ettim. Çok da bakmıyorum dediğim gibi. Her bindiğimde işte kısa mesafede 100 lira ya da 300 lira alıyorum. 1-2 gün gezdiriyor işte. Ama gerçekten tatile bir yere git, uzun yola çık, yakıt yarı yarıya çok rahatlıkla düşüyor. Yani otoban kullanımınız yoğunsa bu arabanın yakıtına kesinlikle korkmayın. LPG'ye de hiç gerek yok. Şehir içinde zaten LPG'nin bir manası kalmıyor. Gazla çalışıyor, benzinle çalışıyor. 15 kilometre gidiyorsun, ilk 3 kilometresi benzin, kalan o. Zaten şehir içi olduğu zaman litre artıyor. Litre tüketiminde zaten LPG yüksek. Ha, uzun yolda LPG'de evet. Arkada bagajda şu an duruyor. Hani o tabii, simide de alabiliyorsun. Ya, daha zor bir şeydi galiba. Alabiliyorsun. Onun için biraz işi bilen LPG'ci lazım. Var. İsteğe bağlı alınır. Problem değil. Körüklü arabalarda körük motorunu bazen taşımak gerekiyor. Bir şekilde yapılır. Ama dediğim gibi ben benzinde kullanıyorum bu arabayı. Yani her gün işe gelip gidilecek bir araba değil. Ya da çok yakınsa, yolunuz açıksa hadi neyse ama ben gün içerisinde çok yoğun araç kullanıyorum. Ben İzmir gibi bir yerin içerisinde günde rahat rahat 150 kilometre yol yapıyorum. 150 kilometre yol yaparken de bu arabaya hem arabaya yazık hem de cebinize yazık. Çok aynen. Mantıklı değil ama günlük bir Bornova'ya gittim geldim falan kullanılıyor yani. Çok da insana koymuyor. Onun dışında aklımıza takılanlar neler var? Bayağı detaylı konuştuk. Konuştuk. Aklımıza gelen varsa, daha doğrusu gelmeyen ama sizin aklınıza gelen varsa yorumlarda sorun. Yardımcı oluruz. Evet, arabanın dışında bahsettiğimiz her şeyi aslında içinde gözden geçirdik. Donanımlardan bahsetmeye ben çok gerek duymuyorum. Çünkü bu çok arada farklı, çok güzel yaylandık. Hani bu arabaya sert diyen, gerçi bu biraz daha yumuşak da. Yani her otomobilde donanımlar değiştiği için arkadaşlar, o yüzden çok bahsedecek bir şey değil. Zaten sıfır araba testi de çekmiyoruz. Size elimizden geldiğince bu arabanın kroniklerini, problemlerini bahsettik. BMW'lerin elektronik sistemleri sağlamdır. Bilmeyen biri kurcalamadığı sürece bir şey olmaz. Ha mesela çokça kış aylarından genelde ortaya çıkar. İşte arabam var, klimam buradan soğuk üflüyor, sonra ılığa dönüyor. Ayağıma soğuk vermiyor. Kalorifer muslukları bozuluyor bu araçların. O yüzden soğuk havayı yönlendirmede problemi de orada yaşayabilirsin. Aklıma gelmişken onu söyleyeyim dedim. Bir de bu arabanın bir efsane modeli var. Ondan da bence bahsetmeye evet, geçmeyelim. Evet, sende. V12 modeli, Le Mans'ta kazandıkları Le Mans için motoru yapılmış. Buna koyuyorlar. Evet, zaten orada da sokak izni yok gibi. Ama sadece ringde turlamak ya, için. Ringde bile bir SUV için o günün koşullarında inanılmaz bir süre yapıyor. 8'in altında iniyorlar ve o evet. Zaman o tarz bir üretim bir araç için muazzam bir süre. Öyle bir şey yok. Tabii orada o araç manuel vites. Arkadaşlar X5'in manuel vitesi de var. Hatta Türkiye'de ben 3000 dizel manuel gördüm. Hani çok şaşırtıcı bir şey. Kolay kolay kimsenin tercih edeceği bir şey değil. 5 sene önce olsa ilk gördüğüm gün alırdım o arabayı. O zamanlar tabii gençsin, daha heveslisin falan. Evet, bu arabaya otomatik vites lazım.
Ama iç mekan ferahlığı, genişliği, arkası inanılmaz geniş. Yani aile otomobili olarak kullanmak için çok güzel, uzun yol için çok güzel. Bardaklıkların ısıtması, işte karartmalı camları falan. Ya bence standart bir otomobille SUV'yi çok güzel bir potada toplamış bir otomobil. Ben de olduğu için bir şeyi övüp anlatmıyorum. Ben Blazer ya da Tahoe'yi arıyordum. Bir anda bu araba çıktı ilanla karşıma. Bunu aldım yani. Hiç X5 alma fikrim yoktu. Yıllarca BMW kullandım. Artık başka markaya geçelim dedim. Hatta diğer arabayı Audi aldım. Farklı bir şeylerin de tadına bakalım diye ama. Yıllarca 46 bindin zaten. Aynen öyle. Ya beklediğimden çok daha lezzetli bir otomobil. Bir de o zamanın tabii izolasyonlarını düşününce dizeller biraz daha sesliydi bindiğim hep. Bir de Avrupa versiyonu spor paket arabalar sertti vesaire. Bu araba benzinli olmasının verdiği keyif. V8 olması özellikle bir de. Avrupa, işte Amerikan, Kanada versiyonunun verdiği böyle bir yumuşaklık falan. Her şey çok yerine. Mesela bu arabanın farlarında da bir farklılık var. Park ampulünün girdiği bir duy yok arkadaşlar. Normal Avrupa versiyon arabalarda parklar var. Sonra kısa uzun diye gidiyor. Bu arabanın park lambaları uzun farların üzerinden yanıyor. Daha düşük voltajla uzunlar yanıyor. Parkları açtığınız zaman hani bizim herkesin bayıldığı ve sonradan Amerika yaptırılan park. Amerikan parklar var ya. Kodingle bu araba da açılmış vaziyette. Yani fabrikadan böyle geliyor bu otomobil. Parkları açtığınız zaman kısık olarak uzunlar ve sinyaller yanıyor. Uzuna aldığınız zaman yine sinyaller ve kısaya aldığınız zaman sinyaller ve mercekler yanmaya, kısa farlar yanıyor. Türkiye'de hiç gördün mü sahibinden bu tarz gelen stoplu farlı? Bir iki tane gördüm ama onların farları böyle mi yanıyor da emin değilim. Çünkü arabaların, onların kadranları da mildi. Bir de çok kurcalanmış arabalardı. Engine takmak için tabii bu far sistemini bilmediği için kablolardan kesiyor, direnç alıyor çünkü park yok. Uzundan alman lazım. Bu sefer seyrektör yapınca engine'la mı yanacak falan. Saçma sapan bir şey olacağı için paramparça ediyor, etmişlerdi o arabanın tesisatını. Çok sağlıklı bir şey söyleyemem onun için. Onun kendine göre ufak tefek işte farklılıkları var Amerikan versiyonun. Onun dışında yine takipçileri merak ettiği noktalar olursa yorumlarda yardımcı oluruz. Tabii. Ya da alırken sana danışmak istedikleri bir şey olursa. Tabii zaten daha önceki E60'ımızı yine yorumlarda yazan bir abimiz istedi. Biz videoyu çektikten 6 ay 7 ay sonra yayınlamıştık. O zaman da kardeşim işte evlenme kararı verdi falan, hadi öyle satıldı o araba. Yine bizden biri aldı. Bu yorumları okuyan, aracı beğenen biriydi. Biz orada elimizden geldiğince bütün yorumlara cevap verdik. Yine aklınıza ne takılıyorsa olur. Hala bugün bile bana YouTube'da videolarımızı izleyip abi şunu mu alayım, bunu mu alayım, ne yapayım diyen var. Şunu al, bunu al kısmına yorum yapmamız çok doğru olmuyor. Çünkü herkesin zevki ama değişiyor. Ben bir şey diyemem ama bir aracınız varsa İzmir'deyse buyurun getirin, beraber inceleyelim, kaldıralım, sağına soluna bakalım, size yardımcı olayım. Çok gelen oldu öyle. Bazılarının arabasını toplamasında yardımcı oldum. Onun haricinde çok yakın arkadaş olduklarımız var. Ben buradan çok farklı şehirlere de gittim araç almak için. Bir şekilde yani bu videolar aracılığıyla sizlere de yardımcı oluyoruz. Bir şeyler yapıyoruz yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hem böyle bir Polat modunda, farklı bir modda girmeye çalıştık videoya. Hem böyle esprisel olarak da hoş olsun diye. Umarım hoşunuza birazdan gitmiştir. Birazdan arkadaşlar kahveden Şevko dayı alıp buradan Çakır'ın yanına gideceğiz. Zamanında Çakır'ı Polat yetiştiremedi hastaneye. Niye? 3000 dizeldi. V8 olsa yetiştirirdi. Adam yolda öldü. O yüzden araç seçimlerinizi doğru yapın. Dikkat edin. İlk 97 bölümü izleyin. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmediyseniz Abdüley Çoban'a söyleyin. Gider Güllü Erhan'a söyler, bir şeyler yapar. Görüşürüz arkadaşlar.